Biz hafızlar hafızlık yaparken sayfaları müstakil olarak ezberleriz. Dolayısıyla o sayfa ile diğer sayfanın bağlantısını pek kurmayız. Bu bağlantı kuramama durumu uzun vadede bize sayfa geçişlerine hakim olamamayı da peşinden getirmektedir. Cüz okumalarda hızlı telaffuz etmeler insana sadece ezber yapmış olduğu ezberi tekrar ettirir. Ama kodlama anlamında sayfaya vakıf olma anlamında, cüzün geneline vakıf olma anlamında size pek bir şey katmaz. Hafızlık tekrarlarındaki en büyük sorunumuz sanırım istikrarsızlık. Diğer bir yöntem ise her zaman söylemiş olduğumuz gibi mutlak surette sayfanın başını ve sonunu iyi bilmek. Sayfa başı ile sayfa sonunu her sayfanın ezberlemek. Bu ezberlenmezse Bu yüzden olmaz. Mana dünyasına girmek isteyen bir hafız için hafızlığın kuvvetli olması büyük bir nimet. Mesela ve izâ tutlâ aleyhim âyâtunâ beyinâtin. Devamı önemli değil. Burada Kur'an-ı Kerim'in tamamında bu formatta gelen ayetlerin hepsinde beyinâtin kelimesi vardır. Sadece bir yerde beyinat yoktur. Ve izâ tutlâ aleyhim âyâtunâ kâlû kad semi'nâ. Burada 9'un ikisidir. Yani siz burayı bildiğiniz zaman, burada beyinat olmadığını bildiğiniz zaman diğerlerin tamamından ve izâ tutlâ aleyhim âyâtunâ beyinâtin ilavesini söyleyebilirsiniz. Camide Tabii burada mukabele okurken veya namaz kıldıran kardeşlerimizin Fatiha'yı okuduğu gibi, Emine Resulü'yü okuduğu gibi, Huvallahu'l-lezî okuduğu gibi yavaş yavaş okuma moduna dönemezsek veya herhangi bir aşırımızı cemaatin önünden ne kadar rahat, ne kadar yavaş bir şekilde okuma modunu Kur'an-ı Kerim'in tüm sayfalarına yayamaz isek, o zaman biz yine her türlü sınavda, imtihanda, bir ortamda o bizi böyle zayıf gelen sayfalarla karşılaştığımız zaman tekrar bir tedirginlik, acaba takılır mıyım? Bu sayfa çok zor benim için. Ben bunu okuyamam gibi cümleler kurmak zorunda kalırsınız.